Kızın tırıkmaz, seni kızın mı da? Olayın 3-4 saatle İgaz kap gitti, şahsına anlamadık. Senge hiç kim telefon kımadı mı? Dibi etti. Bir gün müsibatıge şerik buldunuz mu? Bana bir hafta böyle yaptı, gelip Kur'an okup gittiniz mi? Kurdan badanları da başkökrek, orka tamam kulları da camı şu 16 santilip kesilgen çarakatlar varlığı anılandı. Iskır digen bu geblen hammazı yalgan. Hacı ananı hacilik makamiyem hata. Resmi atınca bu geldiğim hata. Hammazı hata. Yatakhanada bugün şu divan üstüde hangi bir an yatkanlığı gördük. Sen demegen kız bu. Bir ağzım mən deyimendip, mən deyimendip, mən deyip koyganıge şunca muammalar kip çıktı. Hala bunlarda vatanı yok. Hala bunlarda yaşaydıgın üyü yok. Farzda 3'te oğul var. 3'e oğlam kaynağlarındaki de yaşamaydı. Hop bitti yaman eken, ikide yaman eken. 3'üncüye mi yaman bulardım? 3'te kendim yaman bulardım. Doğumda saati verdiydi oğluge. Yani katta hacıge gitmem idi. Şu gelme. Blogger seni ana tukkan mı? Ya in tukkan mı seni? Cennet'i verivermeyi mi? Öldürüp şartım. Cennet'i şu şart mı? Uyatı yok hatın eke. Hacı pacı emezikken oğlum. Haram hacı eke. Meşin eke de baka verdim. Çünkü şari nikah. Şari nikah bari bir yakşı emezliği. Öz bülüp bülüp çıkıp durdum. Şimdi tamaklarda çıkan narsalardan. Hapa buldum. Oğlum radomda yazı verirken darlanıp gelesimizde kaynağısı. Meni yanımda. Onun pampersiye, darısiye. Kaşası, indi kaşı içmasıdır. Hiç ben nasıl, o pul demiysem, bunun alimenti var birinci katınıdan. Aliment öyleydi bu, burayı da kesem, etmiysem deyip. Men oldum cancağım. Eğer bolam kılda o katıp kaptı, skorup gittim. Erim çerçeğdim, uklayamadım, abarmadım. Nalip Dilmurad digen, yiğit uzunu durmuş ortağı. 1991 yılında turgu, Bostan ve Mahriyakhan Bahramcan kızını, uzara aile ve cancağın akıbeti de, Hocali Piçak ile Urup sence rahatı yetkiz geldiğini gördük. Farg'onalik 36 yoshli xonanda Dilmurod Daliyev o'zi bilan birga yashab yurgan ayolni o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqdagi xabarni Bosh prokuratura matbuot xizmati ham tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 23-mart kuni soat 1:55 atrofida Rishton tumanida yashovchi Dilmurod Daliyev o'zi bilan birga rasmiy nikohdan o'tmagan holda yashab yurgan 31 yoshli ayolning hayotiga zomin bo'lgan. Effektoz manbasiga ko'ra, marhumaning tanasining 16 joyida pichoq izlari bor. Ayni damda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Effektoz muxbiri marhumaning oila a'zolari bilan yaqindan suhbatlashdi. Men Rahmonov Barnoxon, o'sha marhuma Bostan va Mahliyaxonning onasi, musibatda turgan onasiman. Men aslida bunday intervyularga chiqishni hech qachon xohlamadim. Bu Allohning irodasi, Allohning hukmi. Şimdi uluq günlerde öttüm aylı deyip durgun paytımda. Şimdi tamaklarda çıkan narsalardan. Hapa buldum. Marhuma, men kızım bəz boşqa marhumalarda qasanam. Bunday gapirish Allohga xos masligini tushuninglar. Mana kızım ketdi. Onun arkasından bunday buqdan qilmanglar. Hali tuprağı sovgan yok. Arkasında ikkita go'dakni yüzünü qilinglar. Aslida kızım bilan kuyovim juda ham yaxshi yashardi. Kuyovim ham juda ham yaxshi mehribon edi. Hatto menga ham juda mehribon edi. Hech qachon 2 yil omavoynida urushmadi. O'rtada bitta o'g'il farzandli bo'lishdi. Uni bila-bila juda chiroyli qilib katta qilishdi. Keyin shu qiziga qat homilador bo'lganda 3-4 turgan paytida gepatitisi aniqlanib qoldi. Onu biz uyoqqa bu yoqqa farg'onalarga olib bordik. U eri o'g'liga qarab olib bormadi. Biz onamiz, otamiz olib bordik. Tug'dirdik, tug'ishiga yaqin qolgan yangi yil bo'ldi. O'sha kuni biz hammamiz xabar olib borib keldik. Qaynalari bilan birga turmasdi. Qaynalari kichik kunida o'sininikidan jindi xapalashib chiqqan ekan.
kızım iki de böyle turup duruştu. Yangi yil kuni biz kelgandan keyin unga mumkinmas bo'lgan somsalar qilgan, bosh aylanib mana demoqchi bo'lganim, men devorgan sen erdi, sen sirading, betarbiya deb janjal bo'lyapti telefonda, qizingiz olib keting, bu betarbiya, betarbiya deb qaynalari baqirdi, men qaynalaridan uzr so'ra, opajon bir oy bo'lganda ham mayli edi, bir ikki kunda tug'adi, buni har qanaqa doktor tug'dirolmaydi. O'zimni doktorlar tug'dirish kerak, opajon, kechiring deb nima qildim. Unga ko'nishmadi, qizim keldi Bog'dod tumanida, vrachlar nimasida o'zi tug'oldi, kesarva deyishadi, yo'q, o'zi tug'oldi Allohning izmi bilan. Keyin o'g'limga, o'g'lim, bir og'iz esalaman tug'a deb qo'ying, intiq bo'ladi, qiynalmasin desam, nahot shu kasalida qanday tug'adi demagan er, men kechirgan bo'lib qolaman, meni sen siradi, menga intiq bo'lmasin deyishdi. Ha mayli dedim, qaynasi bilan ertasiga ko'rgani kelishdi, qaynasiga assalomu alaykum debdi, eriga assalomu alaykum degani yo eri eshitmagan, yo qizim sekin gapirganmi, salom bermadi deb umuman endi roddomga kelmaydi ham, olmaydi ham deyishdi. Ha mayli deb yana qizim, o'zim yetim o'sganman, bolalarim yetim bo'lmasin, ertaga siz ham qarib qolyapsiz, otasida bolalarim qoladi dedimi, ko'nmadi, yana uyiga olib borib tashlagani bordi, mana farishta qiz tovib olib keldim sizga deb kuyovimni qo'liga berdim, qaynalar bilan o'tirdik, tashlab keldim. Shundan keyin nima, mana roddomda yozib bergan dorilarni olib kelasizmi desa, qaynasi meni yonimda unga pampersiga, dorisiga, kashasi, unda kasha ichmasdi, hechma narsa, pul demaysan, buni alimenti bor birinchi xotinidan, aliment to'laydi bu, bir oyda kelsam aytmaysan deb meni oldin janjal qildi, meni yuragim yomon bo'lib kechqurun qaytib kelib qoldim, ertasiga yana ertalab kel bordim. Bularni maqsadi pul bo'ldimi, birinchi alimentidan ikki choy oldim, kuyovimni bir sutka prokuror qamab qo'ygan edi, uch kun so'rog bilan uni 3,5 million pulini to'lashdik, ayasida ham beribdi, shu yana ko'payib ketdi, yana qamalib qolaman deb qo'rqib qizimdan umuman xabar olmadi. Bu o'rtada qizimni bu yoqqa olib keldim, uyimda qaradim, keyin o'zimizni Bog'dod hokimiyatiga chiqib ikkita bola bilan bu qizimni davolatishga borolmayapman, qizim davolatadigan vaqti keldi, kichkina jijisini, katta qizim Toshkentga olib borib mayli tashlab kelaman, o'g'lini qayerga olaman, qizimni orqasidan tez tez xabar olib ukol dorisini yetkazishim kerak deb chiqqanimdan keyin bizni hokimiyat Rishton hokimiyatga ulandi, uchastkalar orqali o'g'lini eri olib qarab turdi, men qizimni 15 kun bansida yotqizib keyin Toshkentga borib yana chaqaloqni qaytarib olib kelib berdim. O'sha kuni o'g'lini tug'ilgan kuni edi, unga borib ustozlar olib kiyintirishiga bozorlik qilib kiyintirishda qilib olib bordik, eri yo'q edi ekan borgan paytimda, ayay siz ketavering endi, otasi qilsin, siz ham qayerdan qilasiz dedi, kasha ham olib bermadi, kashalariga, pampersiga har ikki kunda bir bozorligini qilib borganimda vijdoni bor Rishtonni xalqini, qo'shnilari juda ko'p marotaba meni o'sha yerda ko'rgan, har doim uni holidan xabar olib turganmiz, shu balkim bir umri bilan 5-10 yilmi, 20 yilmi, Alloh bersa 30 yilmi yashardi, lekin o'sha kuni kechqurun telefonda aya bolam qildi, qotib qolibdi, skor olib ketaman desa, erim charchadim uxlayman deb olib bormadi, iloji yo'qligidan men uchastkaga chaqirib aytay, sinfdoshiyu deb o'ylasam 102 Farg'onaga chiqib ketadi ekan, men tushunmabman, ular kelib erim hozir bolamni olib ketdi dedi. Mayli, o'zing bilan bormabsan desam, aya men ham ikkita bola bilan charchadim, menga bola ko'tarish mumkin emas u dedi, mayli ering kelgandan keyin menga ulangin, telefon qilgin, bolangni holini bilayin dedim, shunda yer qimirlab qoldi, yer biruv yettida qimirlagan bo'lsa, kun qaytib telefonni ololmadim, tushaolmadim, men bezor qilib bolasi uxlab qolgan bo'lsa uxlab qoldimikan deb o'tirdim, yana hovliqib soat 2:30 telefon qilsam kimdir oldi telefonni, rosa ko'p jirinlaganda menga berishib
Men gaplashing deyishdi. Yo'q, Mahliyaxon o'zi bilan gaplashing desam, hozir ichkarida ikkita uchastkoylar kirib ketgan. Biz o'zimiz sizga ulanamiz qayta deyishdi. Iltimos, shu yoshlarni murosaga keltirib qo'yinglar dedim. Shu bilan qaytib telefonga ulanolmadim, tong otguncha ulanolmadim. Soat 8:30-9 larda uchastkoyman. Xolasimisiz, opasimiz, ayasimisiz deb bir odam telefon qildi. Ki onasiman desam, Bag'dodga qizingiz mazasi qochib borgan edi dedi. Tez-tez bekirib uni topolmadik. Sariq maysadami ekan deb o'g'limni kirgizim, u yerdan ham topolmaganimizdan keyin biz qayta uchastkoviga telefon qildik. Qayerda o'zi desak, ekspertizada dedi. Ha, endi biror joy ko'karib netdim ekan deb borgan paytimda pattaqlar aziz chiqib, qizing tirikmas, seni qizingmidi, bolang 3-4 soatlab egasi qolib ketdi, shaxsini aniqlanmadik, senga hech kim telefon qilmadimi deb aytdi. Men o'sha yerda o'zimni yo'qotdim, skorilar keldi, shu bilan tasha ulanib ketdi. Nahot bir vijdonli, imonli, rishtonda bir inson yo'qki, marhumani billa umr qolib kelsa, yo bizga xabar bersa, yo ichki ishlar, nahot kuyovimni meni telefonimda topolmadi. Menga xabar bermadi, bolam o'sha yerlarda ko'p vaqtlar qolib ketdi, biz ongda qolib ketdik. Bunaqa bo'lishini hatto qizim ham bilmagan. Bo'lganda men o'sha paytda yetib borardim-da taksida. Men unaqa bo'lishi masligiga kuyovimga ishonardim. Endi nima bo'lganini Alloh bilan ikkalasidan boshqa hech kim bilmaydi. Sizlardan iltimos, bo'xtonlaringni bas qilinglar. Meni qizim emas, boshqa marhumani orqasidan ham bunday bo'xton gapirmanglar, Allohdan qo'rqinglar. Men qaynasi meni qizimga sovchi bo'lib kelganda, meni qizim birinchi turmushidan farzand ko'rmagan, ajrashgan, 5 yil shu mahallada katta tadbirkor bo'lib ishlab yurgan. O'zini rishton xalqi, qo'shnilari hammasi vagon-vagon yuk kelganda ham kirib olgan, tadbirkorlik qildi. O'sha yerda endi shu aliment sababchi bo'ldi bularga. Aliment to'laysan, boqmaydi dedi. Meni qizim kasalini biz davolatamiz, mayli bizni qizimiz, lekin bolalaringizga qarang dedik. Bolalariga ham bir kashob yo bir pampers olib bermadi. Qaynasi 8 sotik yer bor. Eng kichkina o'g'lim bo'lsa ham buni chiqarib katta o'g'lini olib qolaman deb aytganida, sochib kelganda 8 sotik yeriga o'sha domda almashtirishda uy qilishimiz qiyin endi bizga deb. Endi domni bo'shat, men hojiga boraman deb qaynasi turib oldi. Shu bitta sen degan narsani tiz cho'kib kechirim so'rasa ham rasmiy xotincha hojiga borgan ona men kechirim so'rasam ham kechirmadi. Ularni nima maqsadi borligini men bilmadim. Endi bu Xudoni amri bilan bo'lgan narsa. Endi iltimoslardan muxtonlaringni bas qilinglar. Lekin asli sabab bu alimentga birinchi xotinga pul to'lash bo'ldi. Meni qizimni umuman qaramadi. Xo'p, men qaramayapti, olib kel, mavsizda deyishlaring ham mumkin. Lekin 2 oy mobaynida bo'lgan narsaga darrov ajratib olib kelmaydi hech qanaqa ona. Bolam yashasin, bolalar yetim bo'lmasin deydi. Yillar davomida bo'lganda bu janjal, men albatta bu qizni olib kelgan bo'lardim. Shu tug'ishidan oldin janjal boshlandi. 2 oy mobaynida bu qizim dunyoni tark etdi. Men Boymatov Abdufatto Abdulazizovich, Respublika sud tibbiy ekspertizasi ilmiy amaliy markazi Farg'ona filialini Bag'dod tumanlararo bo'linmasi müdürüman. Shu sud tibbiy ekspertiza sohasida 30 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Bizga Rishton tumanidan shu 23 kuni kechasi voqea joyiga chaqiruv bo'ldi. Men borib voqea joyiga bordim. Shu voqea joyida Rishton tumanidagi shu nimada joylashgan Topqonli ko'chasida joylashgan xonadonlardan birida qotillik bo'lgan deyishdi. Borib o'sha voqea joyiga birga o'sha xodimlar bilan birib ko'rganimizda Dalib Dilmurod degan yigit o'zini turmush o'rtog'i 1991 yilda tug'ilgan Bo'stonova Mahliyaxon Bahromjon qizini o'zaro oilaviy janjal oqibatida xo'jalik pichog'i bilan urib tan jarohati yetkazganligini ko'rdik. Bu yerda ularning xonadonida bo'lgan voqea, keyin o'sha yotoqxonada bo'lgan, o'sha divan ustida
qonga belanayotganligini ko'rdik. Ularni voqea joyidan keyin murdani tekshirish uchun va to'liq ma'lumot berish uchun shu nimaga ekspertiza bo'limiga olib kelinib, bu yerda sud tibbiy tekshiruv, murda sud tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Sud tibbiy tekshiruvdan o'tkazganimizda murdani badanlarida mana ko'krak, orqa tomon qo'llarida jami shu 16 santimetr kesilgan jarohatlar borligi aniqlandi. Bu jarohatlardan 3tasi shu qorin bo'shlig'ini teshib o'tgan va buni natijasida jigar ikki joyidan jarohatlangan, qorin bo'shlig'iga qon ketib, boshqa keyin mana yetkazilgan qolgan jarohatlardan qon ketish natijasida o'tkir qon yo'qotish oqibatida karaxtlik yuzaga kelib, o'lim sodir bo'lgan o'sha kuni. Soat bu kechasi 1 bilan 2 orasida bo'lgan ekan. Shundan keyin biz o'zimizga ko'rsatilgan dastlabki tibbiy ma'lumotnomani prokuraturaga taqdim qildik. Endi bundan keyingi tekshiruv natijalarini prokuratura orqali, surishtiruv orqali taqdim qilinadi. Biz o'zimizda tekshiruvlar hali to'liq yakunlanmadi. O'zimizda laboratoriya tekshiruvlaridan keyin o'zimizni xulosamizni beramiz. Tergovga taqdim qilamiz. Muqimiy MIFIga qarab Bog'dor tumanidagi MIFI missiyasiga qarash o'zbekistonning Islomobod dahasida men shirkat raisi bo'lib ishlayman. Shitta boshqaruvchiman domlarda. Masalan, men bularni onalari bilan necha yildan beri birga yashayman. Uchala farzandlarini ham yetim qolganlariga men bilaman. Bularni qanday katta qilib bularni uyli joyli qilish onaga oson ham bo'lmagan. Bu qizimiz o'ta tadbirkor bo'lgan, na uyquni bilgan, nihoyatda mehnatkash bo'lib opaga yordam berdi chiqishda. Ukani o'zlari uyladi mana, qo'llari bilan yurib, yugurib, yelib yugurib. Lekin bu qiz biz mahallamizda o'ziga yarasha hurmat, e'tibor topdi. Bularda janjallarni biz eshitmaganmiz chiqacha mana. Lekin mana shu marhumani o'lishi, mana shu har xil gaplarni chiqishi bizning mahallalarga ham, otinchalarimizga nihoyatda ta'sir qildi. Biz bu muammoni o'zi sizdan bexabar biz imomlar yoniga bormoqchi bo'lib, ko'tarmoqchi bo'ldik. Nahotki shunday ulug' ayyom Ramazon kunlarida shunday bir marhumani shunday haqorat so'zlarini haqorat bu yaxshi so'z emas. Onaxonga kelsak, onaxon nima bo'lgan taqdirda ham o'shani zurriyoti-ku, o'shani farzandi-ku. Bu bola nogira mana bolani qarang, kichkina bolachani qarang, na ona mehrini, na ota mehrini ko'rdi mana. Eng qiyini bizga shu bo'lyapti hozir. Bitta bolani mana mashg'i sinimda qizlari olib ketishdi, uni o'zi katta qilyapti. Bizga endi bu qizi muammosi. Buni katta qilish ham oson emas. Barnoni o'zi mazalari yo'q, kelinlar og'rayo, hadim ular ham ko'payishadi. Hozir bizga eng asosiy masala shu qizchani muammosi bo'lib turibdi. Men sizdan iltimos qilardim o'g'lim, mana shunaqangi kommentariya qilishlarini to'xtatsin. Ular bizni muhitdi. Mana biz biror marta mana men shetda yashab o'sha kommentariya nimalariga men Dilmurodga qarshi bironta nafsiyatiga tegmadim. Tegsam bo'lardi. Men bularni o'qib o'zim bilaman ichimdan. Bonganlarimni qo'shni bo'lsa menga mehr bo'lib qizimga o'xshab qolgan farzand edi bu. Bu marhumani mana shunday qilganlarini kechirasiz buni mana yomon so'zlar bilan men haqorat qilsam ham bo'lardi. Yo'q, men Ramazon roza kunlarida o'sha bolani shunday qilishga o'zimga ep ko'rmadim. Nega bular shunday haqorat so'zlarni qiladi? Hozir bizning oilamizda juda og'ir musibat. Bu Mahliyaxon qizimiz juda o'ta bosiq, kamtar, mehnatkash, tadbirkor ayol edi. Buni birinchi ro'zg'ori negativ beryapti turgan muxlislar. Men sizlarga iltimos qilaman, yaxshi kunlarda birovning oilasidagi fojiani yuritib, shunar qasdan promotor yig'ib, pul yig'ib yurgan yigitlarga xafaman. Chunki bu qiz birinchi ro'zg'oridan kim qiziqsa, kimga shu narsa kerak bo'lsa, mana mendan so'rasin, men aytaman. Turmushidan juda chiroyli turmushi bor edi, farzand ko'rmadi. Mana ikkinchi turmush qildi. Hojonaga biz qizni bermaymiz dedik, lekin bola yaxshi, bola yaxshi dedik, berdik. Bu hoji onani kerak bo'lsa, butun O'zbekiston ko'rsin. Bu hoji ona rasmiy otincha ko'chalarda yurib, hammaga da'vat qilib, hammani yaxshilikka boshlaydigan ayol. Lekin mana shu bolani siqtirmadi. Xolisida 3ta o'g'li bor.
Lekin çıkarıvardı. Madem bu bizi kızımız diye çıkarıvardı. Hovlisini çıkarıp domiga olup kep koydu. Oğlunu gördü. Bir çıralı yaşaştı. Kızı homilador buldu. Hatta ki Özbekistanlılar, ayollar tolgoq tutup durgan ayolni tolgoğını qaytarışka ukol kıldırgızdırıp hatta ki tolgoğını toxtatıp durdu şu ayol. Bilasiz mi? Bilasiz mi? Endi Rishton tumanida uchotda turgan qizni Bog'dod tumanida iltimos qilib, raddomlarga iltimos qilib tug'dirdik. Bola tug'ildi, lekin 3 kunning ichida erini kutdi, kelmadi. Metrga olib kelishiga shu opamning qizi Durdonaxon borib, sudga borib, suddan ajrimi yo'qligi sababli sud qog'ozi bilan bu bolaga metrga oldik. Onasiga borib nima ot qo'yadi desa Robiyaxon deb ot qo'yib berdi. Yana Mag'liyoxonga ketdi. Mag'liyoxon bormagan. Yo'q, xolajon, boraman. Erimni oldiga olib boraman bolalarimni deb yana bordi. Ular qabul qilgisi kelmadi. Mana shu onasi shu go'dagi bilan 3 oydan beri Rishtonni ko'chasi sarson. Meni ham hamma ko'rdi, qatnagandi, onasini ham ko'rdi. Mahalladagi negativ bergan, fikr bergan ayollar o'zlaringni o'rningizga qo'yib ko'ringlar. Bir kunida bo'ldingizmi? Bir soatida mana hozir go'dagimiz turibdi. Bir kunida bo'ldingizmi? Bir kun dardini oldingizmi? Bir kun musibatiga sherik bo'ldingizmi? Mana bir hafta bo'lyapti, kelib Qur'on o'qib ketdingizmi? Negativ fikr beruvchilar, sizlar bizga kerak, hammaning oilasini o'zini problemasi, o'zini muammosi bor. Lekin men Dilmurodjonni nimaga xafaman? Men bir oy oldim borib, Dilmurodjon, rost yashamasangiz o'g'lim, bularni tinch qo'ying, bu uyni bularga bering, qish kunda bular qayerga boradi? Bular o'tirsin desam, yo'q, meni qo'yadigan xotinim yo'q, men yashayman dedi. Meni qizim, mana jiyanim erini gaplariga ishonib qoldi. Yashayman deyapti. Qo'yadigan xotinim yo'q deyapti dedi. Bo'lmasa bu qiz ham odamlar bu qizni orqasida har xil fikrlar yo'q. 2 oylik go'dak bu qiz. Uniga noto'g'ri ushlayapti. Bir u gaplar umuman xato. Eriga qo'l ko'tarish tugul, sen demagan qiz bu. Bir og'zim ma deyman deb, mang deyman deb, ma deb qo'yganiga shuncha muammolar kelib chiqdi. Balkim o'g'lining tug'ilgan kuni kuni bitta tort so'rab bog'chasiga tort olib kiraman degandir. Bu Allohga ayon. Lekin noto'g'ri kino o'ynagan qizlarga o'shalardan bitta ayol tuqqanmi? Bloger seni ona tuqqanmi? Yo'q, it tuqqanmi seni? Seni it tuqqanmi bloger? Prosmotr yig'ishing uchun ko'chaga chiqib dehqonchilik qilsang bo'lmaydimi? Birovni musibatini yoritib pul yig'masdan. Insofsiz. Yes, senda qanga ota tuqqan ona otadan tug'ilgan ona tuqqan farzandlar. Lekin hech qachon bunga og'ir, bularga og'ir musibatida ortiqcha gap kerak emas. Chunki bularni ko'rgan kuni, ikkita go'dakni ko'rgan kuni hozir o'ziga yetadi ham, otadi ham. Men sizlardan iltimos qilaman. Bugun opamnikidan musibat, balki ertaga sizning uyingizda shu musibat bo'lishiga Alloh kafil. Hech kim kafil emas, faqat Alloh kafil bo'ladi. İltimos sizlardan oldin kela tomonda eshitib, taroziga qo'yib, keyin muhokama qilinglar. Muhokama qilish avvali sizlarga emas, Allohga, Allohimni o'zi muhokama qiladi. Sizlarga muhokama qilish uchun huquq ham berilmagan. Endi sizlarga hech qanaqangi bir sizlarga nima bir imtiyoz berilmagan. Endi mana bolalar o'lmasa ilohim katta bo'ladi. Qiz o'g'li hozir 2 yosh o'g'li. Onasi meni qizim qarayapti, Toshkentga olib ketdi. Mana hozir kichkina qizchasi mana 7 mart kuni 3 oylik bo'ladi, lekin qaynog'asi buni 3 yosh deb aytyapti. Hattoki qaynog'alari, qaynalari buni yoshigacha bilmaydi. Ishonasizmi? Taziya o'tib olgani borsam, mana kichkina qizini kulolchilik sexidagi sexga tashab qo'yishibdi. Ichki ishlar olib chiqib berdi. O'g'lini esa domdagi qo'shnisiga olib kirib qo'yibdi. Nimaga hojona? Shu taziya o'tkinigacha ikkala bolani bag'riga ushlab turmadi. Biz borib olginigimizgacha nimaga bolasini ushlab turmay qo'nishliga, kulol sexlarga borib tashab keldi. Farzand ne'mati shirin, tashab qo'yadigan hech kimimiz yo'q buni. Lekin ikki tomonim isqir degan u gaplar hammasi yolg'on. Hojionani hojiligi maqomi ham xato. Rasmiy otincha bo'lganligi ham xato. Hammasi xato. Hali bu ochiq qolmaydi. Bu hali bu narsa hojiona bola qaytib keladi. Qachon qaytib keladi? Hojiona o'zicha hukm chiqarmas o'rtoq
ortaklar, Özbekistan halkı, sud yapar halı, sud var, adil sud var. Onu ne çekil verer, ne çekil kamar çıkıp geledi. Bu hakkı da hacı ona yapmışken, hacı ona hukuk verilmeyen. Hiç halı bunlarda vatanı yok. Halı bunlarda yaşayan üyü yok. Halı vatanı yok. Fazla üçte oğul var. Üçüne oğulam kaynağlarındaki de yaşamaydı. Hop bitti yaman eken, ikide yaman eken. Üçüncü yaman bulardım. Üçte gelinem yaman bulardım. Hacı ona bu yaptı. Umumi doğumda saati verdiydi oğluya. Yani katta hacıya gitmem dedi. Şu yapma. Ondan göre vatan kıl. Farzantları gibi. Bana hazır oğlu bir vatan kaldı. Atasının vatanı bugün de balaske vatan bulardı. Hani şu 36'ya kırıp vatan kıyayı yok bu böyle. Çünkü ona yol vermedi. Ona her sefer balık uğruşup uğruşup bunlar yakışıp kalırdı. Yani ona gelip uğruşup baka öt. Yapırma. Keçirme, gepleşme, bolayı düşeme, bolenge karama, pampers abirme. Alimentleri geçe, kaynağına alimentini döneverdi. Birinci hatının nimege haydardı, birinci hatın nimege gitti. O bu ikinci hatın eken. Uşan için tarazısını kele tamamlayan görüş gerek. Doğru ağzı bakırıp, kızışıp yapırı yapman. Lekin hiç kaçan bu musibatı hiç kimde başıge somasın. Hiç kim sogenge tozun versin. Memayın şu Bağdat'ın maşı. İslamabad'ın fukarasıyım. Ben şimdi yaşayayım. Koştum. Neçi yıldan beri. Koştum oğlu oturup bu kızın kuyuğa çıkmağından başladan ben şimdi bilip geldim. Şimdi birinci rüzgarı daim başıda boğamın. Bunda hem bana başıda aralaşkanmın. Hiç bu kızın yamalığını görgün emesi deyim. Neke trikçiliğim deyip rüzgarım deyip taşını bürgün kız edeyim. Nahat ki şimdi şu bağırıp iki tabalalı boğunda yamalığını bu bilet bu. Kaynenesi. Kayne, kandaki kayne. Yakşı katın boğundu. Bana şu ballarını bir gün taştap koyuvasıydı. Bana külalga barı alıp yattı deyişi ötad. Bala benim işi boğun yok deyişi ötad. Benim kirgenim yok hali. Özüm mezzem yok idi kiral verdim. Ama lakin bu kızı cüle yakşı bilemin. Rüzgarım de bir gün adam dışındaki kılıp aharat koysa. Yaman eken meylege. Cönötü verivermeyi mi? Öldürüp şartıp. Cönötüşü şartıp. Uyatı yok hatın eke, hacı pacemez iken ol. Haram hacı eke, ben şuna kadı baka verdim. Ki ilk gün, üç günden beri çıdayı el verdim. Kanınke hatınlığını yendi bilindi bu. Kerame tapa deyip, cee, oğuzga kirgen hatın eken, özünü bilvegen hatın eken. Terbiyeni verip ettir ballarıga. Bana bizden beş altta balalı bulduk. İkiteden keleniniz var. Beş altta kudalarımız var. Mınçalık kılı ve harat kıvaydı de bir ödü balasını. Ben dün hocam da etti. Onalar bulamadım. Uşa günü şuna korkuyup oldu. Ben dedim bir havarman. Ertesi'ye er tarafı içtim. Şuna korkuyup oldu. Ağustos'tan. Buna kadar boluşunu kutma geldim. Oğluna hiç buna kadar boluşunu kutma geldim. Onlar başka iş yaşardı. Ben uzun başka iş yaşardım. Onlar başka şey doğumda cedege iş yaşardı. Her zaman da öylelerde bu arayıp kip durardım. Havara yapıp kip durardım. Allah'ız. Bunlar da bu nesilge elleşme gelmeyen. Şimdi hazır şu optimin bir nesil diyor muyum ben oğlum? Hiç deme diyor muyum ben? Ne medişke lol ben. Ben kütmeyken vakaya buldu. Kelimem lol, özümem lol, özü kerak olup kalma işte. Ne mediş bilmiyor ben. Şimdi ben hazır oğlum da okuyken prekrol, ne bir şey milise, ne me sudiyeler var, bir şey sorak sorak kılışı yaptı ya, sürüştü işlem. O şeyler bile deyindi. Ne me netice bu sende Allah'tan. Ben bana sadıyorum ben oğlum. Bunlar da hayata gelişmeler bende. Fakat ona sıfatta nasihat kılıp yakışır kursatken Allah'ın beni başka işlemek kılmeler bende. Benim hayatım yakışıydı. Koşa karışsın, vali cuvali bulursun yakışı. Hama havasılı edivan hayat özlerine yeterli. Hama havasılı edivan bu bir şey var. Diğerden haksız şuna kabul kalktı. Şeyde olur edeme bilmeyim anama bu bitti. Kutma geldik. Kuda böyle deyince, o şeyler, o şey, oradan da böyle uzları haber şey deyince, o şey sütbe haber deyince, hükümde bir şey çıkarardı. Ben Dahbet, Mahalle Fukarola Eğne, 8 yıldan beri reis lavazımda işleyemem. Farhana bile yatır iştahım tümhanı. Ha, hakikaten ham, 23. Mart günü 22'den 23 gün terk edeceğiz. Saat 1:30'dan keyin
yirqimlaganda uyg'oq edim. Shu hodisa, mudhish voqea ro'y berdi. Menga keyin ichkilardan telefon qilishdi. Men o'sha keyin kirib o'sha Hunarmandlar ko'chasi 84-uy 3-chi xonadonga kirib bo'lgan voqealarni, hamma yo'qlarni o'sha yerda bo'lib qatnashdik. Dalib, Dilmurod, Hoshimovich shu 87-yilda tug'ilgan oliy ma'lumotli madaniyat xodimi o'zini shariy nikohida bo'lgan Bo'stonova Mahliyoxon Bahromjon qizi bilan uzoqroq janjallashibdi kechasi. Endi ularda ikki nafar farzandlari bor. Biri 2 yashar o'g'il, kichkinasi hali bunaqa go'dakroq yosh jijisi bor. Endi surishtiruvlarni qilingandan keyin haqiqatan ham oldin ularda dahanagi janjallar bo'lib turgan ekan. Endi bizga bu yerda ijarada yashaydi. Bizda muqaddam fuqaromiz bor. Chinigaron fuqarolar yig'inida yashar. Baqa bizga ijarada kelib, hozir bilishimizcha shu yashab er-xotin o'zlarida o'zaro janjallar chiqqan ekan. Lekin bizni biror marta bu xonadon yo qo'ni-qo'shnilar yo uy kattasi chaqirib, bu xonadonni ko'rib qo'yinglar, janjal deb chaqirmagan uchun biz kirmaganmiz. Chunki oliy ma'lumotli, o'zi bizniki yetarli. Rishtonning og'ir hududi joylashgan bu yerda 31 ta domim bor bu yerda. Biz boshqa yerda e'tiborga olganmiz, bu 84-chi domimni men e'tiborga olmaganman bu. Shunaqa holatlar, shunaqa kutiladigan holatlar, moyilli odamlar bor deb o'ylamaganman 84-chi domda. Umuman kutmagan ham men bu holat. Bor endi domlar, nimani kutsa bo'ladigan qayerga nabadini, qanaqa gap so'z bo'lsa boradigan joylarim bor. Lekin u domdan kutmagan edim. Lekin endi bu ish bo'ldi. Keyingi holatlarda mana bu qizimizga endi og'irdan jarohatini olib bu dunyodan o'tdi. Shu 23-chi kuni. Endi ular doilasiga ham qiyin, bular doilasiga ham qiyin. Lekin meni o'zimni surishtiruvim qoqtoq qora deyman. Mana shu Dilmurodjonning onasi bilan bu kelin Mahliyoni o'rtasida 2 yil oldin boshlangan ekan. Bir-biri bilan shunaqa dahanaga janglar. Shuning orqasidan endi hozir mana Dilmurod nima deydi buni? Darbadar desa bir xunukroq. Ikkala qayna bilan kelinni o'rtasida orasatda qolib turgan Dilmurod bo'lyapti-da. Endi qana bo'lgan holat, nima bo'lgan? Bizga keyingi gaplar o'zi shart emas endi aytish bularni. Bilmayman o'rtalarda og'irroq narsalar bo'lgan, gap so'zlar bo'lgan. Uni sayibdor, buni sayibdor deyishga biz oliy hakam basmiz, yetalmaymiz hamda bunaqa deb. Lekin bizda ijarada yashayap turgan edi. Unchalik e'tibor bermaganmiz bu holatlarga, shu voqea bo'ldi. Lekin agar muhim bitta yashayap turgan odam bo'lganda bizga bu damkomlarim menga telefon qilib bunday bo'lyapti rais, bunday bo'lyapti deb bo'lgan narsalarni yetkazib turishardi. Yo qo'shnilar aytib turishardi. Lekin endi mana shu narsa bo'ldi. Endi bundan bag'iga mana shunaqa mutqishlar bo'lmasligi haqida ogohlantirish, tushuntirish ishlarini olib turibmiz. Endi yaxshi ish bo'lmadi. Bu voqea yaxshi ish emas. Boshqa yana nima ham deyardik. Shuning uchun shariy nikoh shariy nikoh baribir yaxshi emasligi o'zi bilib chiqib turibdi bu narsalar. Qonuniy, agar ajrashmoqchi bo'lsangiz, qonuniy ajrashing, alimentingiz talab qiling. Endi mana registratsiya, mana qo'yishlar, mashinalarga ham bir e'tiborni qaratish kerak. Propiskani endi buni qilib qo'ydi. 223 ming ekan oldingi shu narsalarni yurgizib qo'yish kerak. 223'lerge katık karış gerek. O tarık buladı mı, Bağdat buladı mı, Toshkent vilayeti buladı mı? Bu eser itibar vermesi bu meydi. Başka işlerin bu geçişi mümkün. Bunun bu meydi hazır. Prapsike gelip itibar bağırıp karış gerek. Ya bir ötüş gerek, kana kadar bir yolunu kılış gerek prapsike yollarını. Bu katli yaşasa
Mesela Toshkentda ham yashayapti, metroda turib turib bu tekshirishga haqqi yo'q degan narsa emas bu. Eng asosiy narsa bu. Kim bu? Qayerdan keldi? Qayerdan bilib o'tiribsiz? Turkiyadan kelib turib, o'xshash hammasini yuzi. Propiskaga yetib bordi, qaratish kerak. Bilmadim, men kerakli joylarga yetdim ammo. Propiska rol o'ynaydi. Mening gapim shu. Men Abdulla Xatijaxon, Ashito Polbek 84-1 kvartirada yashayman. Bu qo'shnim Mahliyo Dilmurod akamlar bilan qo'shnida, inog'ida bular er xotin. Bularning oilasiga men havas qilardim. Haqiqatan ota-onasi qo'ldan kelgancha yordamni berib yurardi. Men bularni naqa hech to'palan qilib urushganlarni ko'rgan yo'q edi. Men kirib chiqib yurardim inog'idek. Rahmatli ukam zo'r edi. Inog'i yashardi er xotin. Hech qanaqa naqa urushib, talashib, mahallaga nima bo'lmagan bular. Men endi bilmayman nima shaytonlikda ikkalasiga. Nima bo'ldi? Endi Allohga omonat ekan. Ahli yashardi, men havas qilardim ekan.